Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Art Ankara 2021 bu yıl 7.si ile birlikte tekrardan Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. 7. Ankara Çağdaş Sanat Fuarı Atakongorsiyum'da sabah saat 10'dan akşam saat 8'e kadar ziyaret edebilir. Yarın son gün, cumartesi kısıtlama olduğu için etkinlik olmayacak, iptal olmuş durumda. Evet, biz de ilk defa katılacağız. Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde Altın Park'taydık. Diğer fuarlar vardı. Kastamonu günleri vardı özellikle, olacak diye bekliyorduk 18 Mart'ta ama olmadı, iptal olmuştu. Aynı tarihlerde burada Art Ankara vardı, pandeminin gölgesine gerçekleşmişti, üst üste gelmişti. Evet, bu yıl fuarda neler varmış, hadi hep birlikte sanatseverler nelere ilgi göstermiş, hadi gelin hep birlikte yakından bakalım. Videoya kısa bir ara veriyoruz ve bizden bir haberle devam etmek istiyoruz. www.isancotur.avm.com internet sitemiz açıldı. Fuarlarda karşılaşmış olduğunuz ürünleri artık e-ticaret sitemiz üzerinden de satın alabileceksiniz. Bizlere destek olmak için alışveriş yapabilirsiniz. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fuarında kartımızı aldık, biletimizi aldık öğrenci olarak. Hemen görmüş olduğunuz gibi ziyaretçiler sırayla alınıyor. Evet, burada kontrol işlemleri sonrasında Hayat Evesar uygulamasının QR kodunu okutuyorlar. O şekilde içeri alınıyor. Sonrasında biletimizi okutuyoruz QR kodla burada. Turnikelerden geçip gezmeye başlıyoruz. İçeriye girdik. Son 2 saat kalmasına rağmen herkes güldür güldür gelmeye devam ediyor. İş çıkışı olabilir, belki izin almış da olabilirler. Şu an galerilerin olduğu bölümleri göster. Şöyle zoom yaparak göstermek istiyorum. Biraz sonra buraların hepsini gezmeye çalışacağız. 2 saatte bakalım nereleri gezebileceğiz. Hemen asma kat var burada, teras. Arkamda şöyle döndüğüm zaman görebiliriz. Ve burada da bir sergi var. Burayı da gezebiliyorsunuz. Bu sene Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı 7. kez kapılarını açıyor. Bu yıl 21 ülkeden 107 sanatçı, Türkiye'den 900'ün üzerinde sanatçı var. Toplam 4000'in üzerinde eser sergileniyor. Çok zor koşullarda tabii ki fuar gerçekleşiyor. Pandemiden dolayı geçen yıl biliyorsunuz ikinci günü pandemiye yakalanmıştık. Bir önceki yıla göre çok ciddi bir ziyaretçi kaybına uğradık. Ama bu yıl geçen yılki şeyimizi tutturmak üzereyiz 4. gününde fuarımızın. Umuyoruz yarın da fuarımız yoğun bir ilgi görür ve sanatın iyileştirici, birleştirici gücü etrafında insanlar da biraz moral bulurlar. Çünkü bir yıldır bu son fuarda biliyorsunuz Art Ankara. Bu yılın da bu pandemi sonrasında ilk fuarı, umarım pandemi sonrası diyorum ama pandemi hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu dönemde fuar yapmayı çok tartıştık. Ama insanlar çok sıkılmıştı evlerinde. Çok sorunlar vardı. Dolayısıyla böyle bir fuarı yaşama geçirmek bizim için de kolay olmadı. Bakanlık yetkilileriyle, yerel yönetimlerle, odalar birliğiyle sürekli tartıştık ve yapmaya karar verdik. Çok da son bugün de bakarsanız 4 gündür başarılı bir fuar olduğunu göreceksiniz. Kaç firma katıldı? Kaç tane fuar? Yani 100 civarında katılımcımız var. Ama bunlar dediğim gibi farklı ülkelerden sanatçıların eserleri var. Maalesef
5 uluslararası sanat galerisi var. Diğerleri bu sene katılamadı. Para yatıran da karantina sorunundan, pandemi sürecinden etkilenerek fuara katılamadı. Büyükelçilikler var. İşte Kore'den, İsviçre'den, Japonya'dan standlar var. Evet, Meksika, Ukrayna, Ukrayna'dan standlar. Tabii ki geçen yıl 200 tane yalnız yabancı sanatçı vardı. Burada kendi eserleriyle, ülkeleriyle, galerileriyle katılmışlardı. Ama bu sene maalesef bu uluslararası boyutu yok. Gene de insanların ilgisi, bu bir yılı aşkın bir süredir fuarlara özlemleri giderildi diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra fuarlarımızı, gene pandemi koşullarını göz ardı etmek mümkün değil. Çünkü bundan sonra uzun süre pandemi koşullarında yaşayacağız. Bunlarla birlikte fuarlarımızı da açmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Peki ziyaretçiler en çok neyi soruyor, neler dikkatinizi çekti? Valla ziyaretçiler tabii herkesin kendi ilgi alanına göre, kendi ilgi alanında satın almalar yapıyorlar, söyleşilere katılıyorlar, dinletilere katılıyorlar. Ama bu sene 7 yılın en nitelikli fuarı diye herkes bahsediyor. Bunu benim söylemem belki yanlış ama gerçek. Bu gerçeğe olan saygım, kendime olan saygımdan daha fazla olduğu için söyleyebilirim. Ama siz de kendi gözlerinizde, şeylerinizde, röportajlarınızda bunu doğrulamışsınızdır diye düşünüyorum. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Valla yarın son gün. Keşke cumartesi gününde katsabilseydik. Çünkü biz 3 Nisan diye deklare etmiştik. Olmadı. 6 güne çıkartmak istemiştik. Çünkü hep bir kaygımız vardı. İçeride 2000-2500 kişiden fazla kimseyi bulundurmadık. Ama günlük 5500 kişi, 6000 kişi ziyaretçimiz oldu. Herkes rahat bir şekilde birbirlerine değmeden maskeyi, mesafeyi, dezenfektasyon sürecini koruyarak fuarı gezdi. Vallahi gelenlerin ve katılımcıların teşekkürleri bizi fazlasıyla mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra bu tür etkinlikler yoğunlaşarak artar. Bilgin Bey, bir de sizin Ankara'da çok popüler olan Travel Expo Ankara fuarını düzenliyorsunuz. Evet. Onunla ilgili ne gibi çalışmalar var? Maalesef geçen yıl pandemi koşullarında yapamadık. Evet, ama tabii. Bu yıl Kasım ayında tekrar Travel Expo fuarını yaşama geçireceğiz. Güzel oluyor ama. Evet, inşallah hep birlikte onu da gerçekleştiririz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bizler Dış Kapı Hastanesi'nde çalışan doktorlar, personeller, memurlardanız. Bizler sanatçı değiliz. Bu işi amatör olarak yapıyoruz. Özellikle pandemi döneminde bizleri hastanede devamlı çalıştığımız için yönetime söyleyip bize bir atölye kurulmasını istedik ve bu talebimiz olumlu karşılandıktan sonra çalışmalarımızı kendi hastane bünyesindeki atölyede devam ettirdik. Daha sonra hastane bünyesinde sanatla uğraşan, resim yapan, Türkiye çapında duyduğumuz bir hastane olmadığı için Ankara çapında bayağı bir popüler oldu. Ve gitti. Eserlerimizi de gelen resim hocalarımız, değerli büyüklerimiz beğendikten sonra bize dediler ki siz Art Ankara'ya gelin, eserlerinizi sergileyin. O sayede buralara geldik. Ondan sonra geldikten sonra da bütün ziyaretçilerin, herkesin ilgisini çeker bir konuma geldik. Bir soruyu ziyaretçilere, en çok sizlere. Ziyaretçiler en çok bu yatağın burada ne işi var diye soruyor. Biz de bunun bir hastane atölyesi olduğunu söyledik. Bir hastane konsepti oluşturmak için bu yatağı, cerrahi malzemelerimizi, aletlerimizi getirdik. Yani bayağı hastaneyi hocam buraya taşımışsınız. Tabii. Normalde çalıştığımız yer de sonuçta bir hastane ve yan tarafımızda hasta odaları olan bir yer. Satılan eserimiz var. Birkaç tane eserimiz satıldı. Mutlu da olduk. Ben bir duyum aldım. Yarın indirime giriyormuş eserler. 1/3 oranında o zaman daha çok satılıyor. İnşallah. Öyle diyorlar. Ha, eserlerimizin satılması bizim için mutlu ediyor. Biz hastane çalışanlar olarak bir karar almıştık. Yaptığımız eserler eğer satılırsa bunu pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık yakınlarının ailelerine bağışlayacağız diye. O nedenle mutlu oluyoruz. Son olarak bu sağlık çalışanlarının neredeyse Türkiye çapında sanatla uğraşmaları, hemen hemen her hastanede bir atölye kurulmasının
sanat ve estetikle uğraşmanın insanların modunu daha olumlu yönde değiştirdiği için yaygınlaşmasını istiyoruz. Böyle bir çalışma imza attınız. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Çok teşekkürler, sağ olun. Bilgi alabilir miyiz? Evet, ya gayet güzel bir fuar oldu. Bizim için de özellikle fotoğraf anlamında katılım çok fazlaydı. İlgili çok değişikti ki kavramsal fotoğraf anlayışını hani genelde hep fotoğrafın daha böyle bir gezgin ve daha klasik anlayıştan modern anlayış üstünden bir durumu varken bizde işin artık fikir kısmıyla beraber daha farklı bir yorum gerektirdiği için hakikaten insanların ilgisini çekti. Bu da hani bizi çok heyecanlandırdı. Yeni projelerle zaten yolumuza devam edeceğiz kavramsal atölye olarak. Hani biz son derece memnunuz. Hani bir katkımız olduysa, insanların ilgisini, algısını etkileyecek, değiştirecek bir şey yaptıysak ne mutlu bize. Ne soruyorlar ziyaretçilere en çok? En çok bir gelen bir hanımefendi çok ilgimi çekti. Geldi böyle tam ortada durdu, fotoğraflara baktı ve dedi ki ilk defa bir fotoğraf sergisini gezdiğimde hani sadece gezmeyip düşünmem gerektiğini hissettim ve bu beni çok heyecanlandırdı. Dedi ve hakikaten çok uzun, hani hepsine tek tek baktı, bana soru sordu. Yani vallahi evet aynen, hakikaten o çok güzeldi. Yani insanlar çünkü fotoğraf deyince düşünmekten çok o görsellik üstüne her şey gelişti. İçin o işte renklerin büyüsü, o işte biçimin anlamlılığı üstüne gidiyor ama halbuki düşünerek çok daha farklı bir konseptle bu iş yapılabilir. Biz de bunun peşindeyiz. Bakalım inşallah güzel günlerimiz satın daha da olacak. Var mı burada? Var. İki tane satıldı. Şunlar satıldı. Bir fotoğraf tarifi yaptık. Fotoğraf tarifi üstünden de metaforik anlam olarak mesela bu skoloryozlu bir kadının otururken siyah beyaz bir fotoğrafının anlatımı. Bu bir metin değil, bir fotoğraf anlatma ki yazıyla fotoğrafı anlatıyoruz ve Burcu arkadaşımız yazdı. Gizem arkadaşımız buna balık kılçığının o eğriliğiyle yorum yaptı. Satıldığında bu ve, evet, evet. Aha. Bir tanesi de bu o zaman. Evet, bu ve, evet, Rezan Kayadelen arkadaşımız İzlanda'da bir o bu parlament mavisi üzerinde yıldızlar püskürtülmüş gibi dururken hemen ardından aşağıya doğru parlak gaz karışım neon ışıkları dans ederek diye başladığı fotoğraf tarifinde bir aşkı anlattı. Bir aşkın alevlenme durumunu burada fotoğraf olarak, yazı olarak anlattı. Nevin arkadaşımız bunu o kuzey ışıklarının yeşiline bir gönderili kibritle bir aşkın aslında alev alev hani o yanma halini en yoğun zamanını gösterdi. Bu ikisi hocam, ne satıldı. Kadar satıldı? Nasıl söyleyelim bari? Söyleyelim mi, şey olmasın. 500'e satıldı ikisi de. İkisi de 500. Evet evet, burası 500'lük bölüm. Yani bir hikaye satıyorsunuz aslında siz burada, sadece bir fotoğraf değil yani. Ya olabilir tabii ki, aynen aynen. Sonuçta hani hikaye satılır mı, hani satılmaz ama sonuçta hani bir hani. Yani bir reklamın hikayesi satılıyor mesela, onun gibi düşünmek. Yani var. Yani belki çok hani biz yola öyle çıkmadık sonuçta ama talep ikisi de çok ısrarcı olunca alıcıların. Şu bıçaklar da çok dikkatimi çekti şimdi. Tabii aynen, o da mesela şey şimdi. Okuyalım isterseniz bir tanesini. Yatay katrajda yatak ve gardıroptan oluşan sade bir yatak odası. Kadın yatağın kenarında omuzları çökmüş vaziyette oturuyor. Yüzü yere dönük, düşünceli, kızgın bir yüz ifadesi, bakışlarında belli belirsiz kaygılar var. Çok üzgün olduğu belli diyerek bir fotoğrafı gene anlattık. Şimdi burada zaten bizim çalışmamızda şimdi böyle bir yatağın kenarında omuzları düşmüş vaziyette oturan bir kadının fotoğrafını istemedim onlardan zaten. Metaforik anlam, imge dünyası dünyaları üstünden gördükleri bu yazının bu görüntüsünü nasıl fotoğraf olarak metaforik çekeriz diye düşündük. Mesela Ezgi arkadaşımızın yorumu. Zayıfla zayıfla, neden bu kadar irisin, omuzların çok geniş, erkek gibi vücudun var deyip bu yazıları da bıçakla bunu sabitleyerek tam hani işte kapitalizme hem bir gönderi, sonuçta bir kadın üzen en net şeylerden biri hakikaten
hani şişman olması her zaman dezavantaj gibi gösterilmesi. O metaforik anlam üstünden gitti. Bir başkası başka bir şey yapabilirdi. Böyle daha kavramsal anlamlara giderek konuyu derinleştirdik. Geçen yıl katıldınız mı fuara? Afsat olarak katıldık. Ben hani benim atölyem katılmadı. Afsat olarak katıldık. Ama ben çok rahatsızdım. Çok büyük bir rahatsızlık geçirdim. Ben katılamadım, gelemedim ama her zaman Afsat 7 yıldır Art Ankara'da yer alıyor. Yani bayağı bir destekleyen bir etmen anladım. Tabii aynen. Geçen yılı bu yılı kıyaslamamız istediğinde neler söyleriz? Yani çok çevreden katılamasın. Da ya şöyle hani şimdi fotoğrafın her türünün farklı bir anlayış ve o anlayış üstünden sergilenme durumu vardır. O yüzden hani bu başka bu başka diyemeyeceğim. Ha, ama bizim yaptığımız çalışma tabii ki hani bir güncel çağdaş anlayışa daha yakın. Kavramsal sanatın bir kolu olarak zaten hani sanat her zaman değişir, evrilir ve bu evrilme sonucu başka bir şeye dönüşür. Hani kavramsal sanat da buradan, kavramsal sanattan çıkmış bir yorumla hani fotoğraf sanatı da etkilendi bir bölümü. Sonuçta hala gezi fotoğrafçılığı var, belgesel hala devam ediyor sonuçta. Makro fotoğrafçılık, bir sürü reklam fotoğrafçılığı, yani fotoğrafçılığın birçok türü var. O yüzden hani ayırarak öyle böyle demek bence çok doğru olmaz. Teşekkür ederiz fuara renk kattınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha çok sağ olun. Fuara gelenlerden. Yani aynen. Teşekkür ediyorum. Ankara Kent Konseyi Ankara'da 2019 yılında yerel seçimlerden sonra 238 bileşenle kamu, özel, hak temelli vakıflar, üniversiteler, meslek odaları, meslek kuruluşları, teknokentler, organize sanayi bölgeleri temsilcileriyle kuruldu. Türkiye'nin en büyük, en geniş katılımlı kent konseyi oluştu. Kent konseyinin ilk dönem mottosu şuydu: kültür ve sanatın başkenti Ankara olsundu. Bugün 7.si düzenlenen Çağdaş Sanat Fuarı'nda Ankara Kent Konseyi, Ankara'nın bütün tarihi ve sanatsal değeri olan 5000 yıllık medeniyetin bütün eserlerini kent bir hediyenin konusu, kentin tanıtımıyla ilgili yapılacak olan hediyelere konu olacak bir şekilde planladı ve burada tanıtıyor sanat fuarında. Kent Konseyi'nin kültür ve sanatın başkenti Ankara olsun mottosunun bir yansıması var burada. Ankara pandemiden önce bile 1.457.000 kişinin kültür sanat etkinliklerine katıldığı bir kent. Yani 5,5 milyonluk nüfusun neredeyse üçte biri kültür ve sanatla barışık yaşadığı bir kent. Bugün bu Çağdaş Sanat Fuarı'nda neyi gördük biz? 100'den fazla Türkiye'nin en değerli galerisinin geldiği, 1000'den fazla sanatçının eserlerinin olduğu bir fuarda, sanat fuarında büyükelçilerin büyük bir bölümü, İstanbul'dan sanatseverler, Ankara, Anadolu'nun birçok sanatseveri buraya geldiler ve Ankara'nın kültür ve sanatın başkenti oluşunu ilan edercesine Türkiye'de görülmeyen bir büyüklükte pandemiye rağmen, pandemideki mesafeye uyarak bir kültür ve sanat fuarını, sizler de çekmişsinizdir buradaki görselleri, bir fuarı Ankara'da başkente yakışır bir şekilde seyretmiş ve takip etmiş olduk. Ankara Kent Konseyi bugün itibariyle 600'e yaklaşan bileşeniyle 2000'den fazla çalışma grubunun konusunda uzman ve kent aidiyeti zirvede olan üyesiyle bu kentin geleceğini konuşan ve kentin geleceğini kentin bütün sosyolojileriyle bir araya gelerek planlayan ve bu kenti dünya başkentleri arasına sokabilecek bütün konuları ön plana çıkarıp yaşanılabilir bir Ankara için kültür ve sanatın da başkenti olması gerektiğini ilan eden bir mottoyla faaliyetlerine devam ediyor. Neden kültür ve sanat diyoruz? Kültür ekonomisi o kadar büyüktür ki kültür ve sanatın zirvede olduğu bir kentte 300 binden fazla üniversite öğrencisi, yine 1 milyona yakın ortaöğretim ve lisede öğrencisi bulunan bir kentte işsizlik olmaz. Yaşanılabilir bir kent olur. Bu kente değişik kentlerden ihtiyaçlar için gelen insanların geçireceği nitelikli zaman artar. Kentteki oteller, turizm tesisleri, hizmet sektörünün içerisindeki bütün organizasyonlar daha aktif bir şekilde hayatına devam eder ve kent istihdamın da merkezi haline gelir. Bu kentte istihdamın artması demek, kentin nitelikli göç alması demektir. Kentteki yaşanılabilir olması
yaşanılabilir bir kent olmasını öne taşımış oluruz ve dünya başkentleri arasında da bilinen bir kent olmamızı sağlar. Ankara Kent Konseyi tüm bu konularla ilgili ve gelecek yüzyıllarda bu kentin susuz kalmasından, iklim krizinden etkilenmemesine kadar, eğitim sorununa kadar hayatın her alanında sorunları tartışan ve farkındalık oluşturan 30 çalışma grubu ve 3 meclisiyle, bisiklet meclisi, kale meclisi ve engelli meclisiyle gelecek yüzyıllarda bu kentin yaşanılabilir bir kent olması için ilgililere, siyasete, toplumun içerisindeki bütün uygulayıcılara tavsiye kararı alan ve çözüm üreten bir organizasyon. Başkan, dünkü röportajlarınızı izledim. Ankara'nın hediyelik eşya ile ilgili sıkıntıları var anladığım kadarıyla. Özellikle hediye verirken mecliste veya bürokratlar arasında kendi memleketlerinin hediyelerini veriyorlar. Burada Ankara'nın hediyelerinin neden Ankara'nın çıkartılmasını eleştirdiniz. Gayet yapıcıydı. Bununla ilgili ne gibi çalışmalar var? Bu itirazımızın nedeni şudur. Ankara'da 160 bin Ankara Ticaret Odası'na, 250 bin esnaf odasına kayıtlı ticaretle uğraşan esnaf var. Modern çağın ihtiyaçlarına göre yeni bir ticaret konuları oluşturmak zorundayız. Endüstriyel tasarımlar yapmak zorundayız ve kent aidiyetini arttırmak zorundayız. Kent aidiyetini arttırmak için 5 medeniyetin geçtiği binlerce yıldır devlet kurma geleneğine sahip ve başkentlik yapmış olan Ankara'nın kültürel hazinesini, geçmişini, birikimini gelecek nesillere taşıyabilmemiz için hediyelere de konu etmemiz gerekiyor bu tasarımı. Dolayısıyla bu kentte bütün sendikalar, spor kulüpleri, federasyonlar, kamu kuruluşları, meslek odaları kentle ilgili bir hediye vermek yerine Kütahya'dan alınmış bir vazo veya başka hediyeleri tercih ediyorlar. Kent ekonomisine bir faydası olmuyor bunun. Kent ekonomisine faydası olabilmesi için bu kentteki bütün ticaret hayatını bu kentin duygularıyla ilgili, kentin geçmişiyle ilgili, kültürüyle ilgili tasarımlar gerçekleşmesi gerekiyor. Burada sergilediğimiz ürünler onlar işte. Ankara'nın bütün tarihi güzelliklerini magnet veyahut da tablo, çerçeve olarak hediyenin konusu haline getirdik. Buradan yeni bir ekonomi oluşturmak istiyoruz. Bu kente gelen insanlar bu kentin simgelerini, bu kentin silüetlerini alsınlar ve kent aidiyetleri artsın. Hem kent aidiyeti artsın hem de bu kente yeni bir ekonomi oluşsun. Nerelerden satın alabilirler daha sonrasında? Şu anda internet ortamında üreten bizim kültür sanat grubumuzun şu arkamda gördüğünüz 72 kurum temsil ediliyor orada. Oradaki arkadaşlarımızın bir kısmının tasarımları bunlar. E-ticaret olarak internet ortamında üreten arkadaşlarımız bunları satmaya başlıyorlar. Biz ticaret tarafıyla ilgili değiliz. Biz farkındalık tarafıyla ilgiliyiz. Bunlar artık şuradaki QR koddan baktığınız zaman internet ortamında artık tedarik edilebilir bunlar. Ama bunları geliştirecekler yani buzdolabı magnetinden, hediyelik eşeği, anahtarlığa kadar, kentin bütün simgelerinin deftere kadar, kitaba kadar, takvime kadar aynı zamanda hediyenin konusu haline getirirsek kent aidiyetini arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.